geçiyoruz. Arkadaşlar sahne istikrar
Demirci üretiminin yaklaşık olarak %20'sini ama bunları işlenmiş olarak da %50'sini üretebilen bir tesisimiz. Erdemir Romanya sesli saç üretiyor, elektrik motorları ve buna benzer aksamlar için. Elsem haddelenmiş, düzeltiyorum, yassı, zeva ve buna benzer çalışmaları daha küçük müşteriler için hazırlayan ve bunların lojistik hizmetlerini sunan firmamız olarak devrediliyor. Grubun mühendislik hizmetlerini sağlayan Ereko isminde bir firmamız ve en son olarak da Güneydoğu Asya'daki işlemleri hem satın alma hem de satış işlemleri yürütmek üzere Asya Pasifik isminde bir şirket oluşturuyor. Efendim şimdi geldiğimizde kuzeydeki fabrikamız Erdem, güneydeki fabrikamız İstemir arasında bir parçacık küçük kıyaslamalar yapmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz fabrikada işletme alanı olarak altını çiziyorum. Yani üretimini yaptığınız alan olarak İstemir'de 6.8 km² bir alanda hizmet veriyor. Erdem'de ise 4.2 km² bir alanda hizmet veriyor. Bunu şeye bağlayabiliriz, Amerikan ekonomiyle Rus ekonominin birbiriyle arasındaki farkına bağlayabiliriz. Amerikalılar daha kompakt yapılar kurarken, Ruslar daha geniş alanlarda, altyapısı daha geniş kullanılmış alanlar üzerinde hizmet veriyor. Şu an verdiğim için sıvı madde kapasitesi 3.4 milyon ton, sıvı çelik kapasitesi de 3.8 milyon ton. Bu İstemir'de 5.6 milyon ton sıvı çelik kapasitesi, çelik düzeltiyoruz, sıvı madde kapasitesi. Sıvı çelik kapasitesi de 5.3 milyon ton olarak hayatını devam ediyor. Gene gruba bir parça devam ediyoruz. Grupta çelik, boru, profil, dayanıklı ev gereçleri, otomotiv sektörü, gemi inşa sektörü, makine imalat sektörü, yapı sektörü, metal sektörü olmak üzere, metal ambalaj sektörü olmak üzere birçok alana hizmet veriyor. Grubun ürettiği ürünlerle birlikte. Grup neler üretiyor? Esasında çeliğin değişik formlarının hepsini üretiyor. Ya da birçoğunu üretiyor diye. Levha üretiyor. Sıcak haddelenmiş saç üretiyor. Soğuk haddelenmiş saç üretiyor. TRT üretiyor. Kalbinize saç üretiyor. Elektrik çeliği üretiyor. Yine uzun mamul olarak adlandırdığımız kütük ve kanga üretiyor. Uzun mamulü burada üreteceğiz. Grup içerisindeki üretim burada gerçekleşiyor. En hızlıca bir geçiş yapıyoruz. Grup, Türkiye'nin kuru yük kapasitesi bakımından iki büyük ya da en büyük iki limanına sahip. Bunlardan bir tanesi sizin yaşadığınız lokasyonundaki Ereğli'deki liman, bir tanesi de İskenderun'daki liman. Her iki limanın da yaklaşık olarak 16 milyon ton yıllık kapasitesi var. Çünkü kapasitesine yakın oranlarda çalışıyor bu limanlar. Raf dediğimiz derinlik, yani büyük geminin yol açabilmesi için müsaade edilen derinlik, Ereğli'de 20 metre, bizde 10 metre ama bunlar Cape size ölçüsünde, yani 200 bin tonluk geminin yanaşmasına müsaade ediyor. Şimdi burada bir ara vereceğiz. Ben bu gruba geldiğimde öğrendiğim ilk şey, önce insan. Ve bu nedenden dolayı biz tüm çalışmalarımızı yaparken, her ne yapıyorsak, önce iç sağlığı ve güvenliği. Kazaların oluşmaması, sıfır kazaya doğru gideceğimiz yolculuk içerisinde çalışanlarımızla birlikte bunlara eğitim vermek olarak değerlendirmeyi, bunlara sadece gafet ya da bir takım iş güvenliğini gerektirecek malzemeler olarak vermeyi değerlendirmeyi, davranışsal değişiklikleri harekete geçirecek birçok çalışma yok. Çok şükür ki bu anlamda çok ciddi kazalarımız yok. Sektörümüz içerisinde de kazalarımız ve iş sağlığına yönelik çalışmalarımız iyi gidiyor. Umarım bozulmaz ve daha iyi gider. Hatta bu konuda ilişkin olarak daha gelişmiş çalışmalar yapıyoruz. En son olarak İstemir tarafında başlayan bir proje var. Akut'la birlikte bir çalışma yaptık. Şu anda bizim 575 çalışanımız bir Akut elemanı gibi eğitim aldılar. Herhangi bir kaza, olağanüstü hal ya da felakette bunlara müdahale edilebilir halindeler. Sarayı gezerken de göreceğiz, çeşitli yerlerde kazaya müdahale edebilmek amacıyla 18 tane konteynerimiz ve konteynerlerin içerisinde tam tesisatlarımız mevcut. O yüzden biz sağlığına hakikaten çok önemli ve çok. İnsanların sağlığını korumaktan ve onları herhangi bir şekilde zor durumda bırakacaklar, bu suçlardan kaçınmayı
hep birlikte geliştirdikten sonra biz insana yatırım yapmaya başlıyoruz. Bu grupta 12 bin kişiden fazla insan çalışıyor direkt bu gruplarla birlikte. Bu bilgiye bilmiyorum sahip misiniz? Demirçelik Üreticiler Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan bir konferansında söylemişti. Demirçelik sektöründe çalışan bir kişi arkasında 25 kişinin ekmeği olur. Yani bunu ürettiğiniz değil, kişinin ürettiği üretimi kaybettiğinizde arka tarafınızda 25 kişinin ekmeği ya da onlara sağlanan istihdam engelleniyor. O yüzden burası bu pek çok sektörün ham maddesini ürettiği için bizim burada yaptığımız çalışmaları iyi ve güzel yapmamız lazım. Bu nedenden dolayı insan kaynağına müthiş derecede yatırım yapmaya başlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta faaliyet raporlarımızı gözden geçirdiğinizde bizim eğitim saatlerimiz var. En son saat 2014 rakamlarını görmedim ama yaklaşık olarak çalışanın bir sene içerisinde bir haftadan daha uzun bir mesaisi eğitimli geçiyor. Bu ortalama. Bazı bu birimlerde bu rakamlar 2 hafta, 3 haftaya kadar çıkabiliyor. Biz sadece çalışanlarımız gelsinler, üretim yapsınlar ve bu üretimler üzerine yolculuklarına devam etsin gibi bir düşüncemiz yok. Biz bu noktada çalışanlarımız sürekli olarak etkilerimizi yapmaya devam ediyoruz grup olarak. Efendim takdir edersiniz, bir sürdürülebilirlik akımı var şu anda. Esasında bundan 20 yıl önce sürdürülebilirlik kavramı çok fazla göz önünde bulunduruyorduk. Bu sürdürülebilirlik kavramı Erdemir grubundaki bütün şirketler için, her aşama, gelecek için, yatırımlar için, çevre için maksimum oranda göz önünde bulunduruyorsunuz. Çünkü çok büyük bir kurumsunuz, çok büyük bir şirketsiniz. Yaptığınız çalışmaların yarına da kalması ve yarına da etkilerin göz önünde bulundurarak hareket etmek zorundasınız. Ve elinizden gelen çabaları sarf ediyorsunuz. Birazdan sonra geldiğinde söyleyeceğim. Sadece çevre boyutunda, istediğim için söylüyorum, buraya daha takdim olduğum için söylüyorum. 250 milyon dolar çevirdim. 2006 yılından bugüne kadar. Ve bu yatırımlar hiç durmuyor, hep devam ediyor. Erdemir grubunun şirketleri iyi bir kurumsal vatandaş olmak için de elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Erdemir 8 listemiz 9. sıra. Ermaden 216, Ersin 244. sırada. Orada bir şey hatırlatmak istiyorum. Erdemir ve İstemir'in sadece tek başına konsolide yaptığınızda rakamların yerleri çok... buradaki örneklerimiz devam ediyor. Zaten zaman zaman da hem kurumsal ilişki departmanlarımız tarafından hem İstanbul tarafından bunları ilişkili ilişkilerini sizlerle paylaşıyoruz. Yine ödüller ve başarılar başlığının altında Erdemir için söyleyeceğim. 2014 yılında 157.9 milyon TL'yle zorunda ilimde 1. Türkiye genelinde 18. Her madende 72. sırada yer alarak vergi kurulmasını düşünüyoruz. İstemir olarak bizim de açıklanmadı, Atay bölgesi açıklanmadı ama şu andan biliyoruz ki biz de İstemir olarak bölgenin birincisiniz. Bu çerçevede. Gene İstemir'den bir örnek koymuşlar. İstemir son 2 yıl içerisinde limandaki işlemler ve iyileştirmede 12 milyon tona çıkarırken maliyetleri de 1 doların altına indi. Bu dünya klasmanında bir başarı. Dünyada bunu yapabilen çok az liman işletmeciliği var. O yüzden biz de bunları başarılı parçaları olarak koydular. Efendim Erdemir grubu bitirdikten sonra daha hakim olduğum taraf, İstemir tarafına geliyoruz. Önce buradaki fotoğraflara bir parça beraber bakmak istiyorum. İstemir kurumunda, kurulma çalışmaları 1968 yılında başladığında buraların hep portakal bahçeleri, yeşillikler olduğunu söyleniyor. Ama değil, burası bir makinik alan, boş, kullanılmıyor, tarıma ilişkin bir alanda değil. O dönemde 1970 yılında 3 Ekim'de dönemli Rusya Başbakanı ile birlikte Süleyman Demirel Kemal Yerel'in 75'te de ilk üretimini 1.1 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle üretim alındı. Az önce söylemiştim hatırlarsanız. Bu şirketler kurulduğu gün İlk üretimi aldığı andan itibaren ikinci yatırım oluşturdular ve yine aynı şekilde o günden itibaren ikinci bir yatırım projesiyle birlikte 1984 yılında 2.2 milyon ton yıla çıkan bir üretim kapasitesine ulaşıyor.
Bunların bir projesi sırayla değerlendirmek gerekirse, bu çekim 1970 temellerimizin atıldığı tarih, 21 Aralık 1975, 20. Yüksekurum devreye girmesi, sıvı maden oluruz ilk defa. 1984, 2.2 milyon ton kapasiteye ulaşıyoruz. 2002'de Erdemir'de yollarımız kesişiyor. Özelleştirme kapsamında Erdemir'e 50 milyon dolar bedelle İstemir satılıyor ve Erdemir'in bir iştiraki. 2006'da tekrar özelleştirme idaresinin bir blok olarak, bütün olarak sattığı bir satış işlemi orada devreye giriyor. Ama orada bir koşul var. Keza bu koşul 2002'de de devredilirken var. İstemir'in yassı üretimine geçmesi koşuluyor. O tarihe kadar İstemir uzun ürün diye adlandırdığımız ürünleri üretiyor. Uzun ürünler bizim esasında inşaat demiri formunda bildiğimiz ürünler. Ama buranın yaptığı üretim entegre tesis, yani topraktan cevherden üretim gerçekleştirdiği için kalitesi çok daha yüksek. Bizim ürünler hiçbir zaman için inşaat demiri olarak kullanılmıyor. Bir parça sonra göreceğiz biz ürünlerimizi nerede kullanıyoruz kısmında. O dönem 1,5 milyon ton kapasiteyle yassı ürüne geçme koşuluyla Erdemir'e devredilirken 2006 yılında bu rakam 3,5 milyon tona çıkıyor. 3,5 milyon tonluk bir yassı çelik üretim kapasitesini elde etmek zorundasınız. Özelleştirme iktidarası ve bunun içinde yanılmıyorsam 500 milyon dolarlık bir teminat yok. Eğer geçemezseniz bu teminat yokluğunu yakışarsınız. Bu şey 2008'in sonlarında biterken İstemir 2 Ağustos 2008'de ilk yassı ürününü alıyor. Böyle görevlerini yerine getirmiş oluyor ama yatırım şey yolculuğu bitmiyor. Yatırımlar yolculuğu bitmiyor ve sürekli olarak devam ediyor. Efendim bir giriş yaptıktan sonra kısaca İstemir diyoruz. Az önce bahsetmiştim. 2006 yılından itibaren 222 milyon dolarlık bir çevre yatırımı gerçekleştirdik. 30 milyon dolarlık çevre yatırımları planlanmış ve çalışmaları devam ediyor. O yüzden biz çevreye grup olarak gereken önemi vermek üzereyken bir çabayı sahip ediyoruz. Bunu sadece sözde yapmıyoruz. Biz bunu yatırımlarımızla yapıyoruz. Efendim İstemir kapasite yönelik Türkiye'nin en büyük entegre deneyeceği. Sıvı çelik kapasitesini alarak baktığımızda diğer resimlerimiz beraber çalıştığımız bu anda firmanın en büyüğü. 3,5 milyon ton yıllık sıcak haddeleme kapasitesiyle Türkiye'nin uzun miyaslı ürünü üretti. Tek tesisi, bu konuda yaşın araştırma yaptık, çok fazla sonuçlara ulaşamadık sanıyorum. Dünya ürünü 2 ya da 3 tesisten birisi. Hem ürün, uzun ürün üreten hem miyaslı ürünü üreten. Bizim esas ürün damında kütük, kangal, sıvap, sıcak haddelenmiş rulo ve lavah bulunmaktadır diyoruz. Daha önce bu fabrikaya herhangi bir şekilde dışarıdan birisi olarak geldiğim zaman buradaki ifadeler bana hep çok yabancı geliyor. Kütük ne? Kangal ne? Bunların yanıtlarında hepsi fabrikamızı gezerken yemek arkadaşım sizlere yerinde göstererek anlatacak ve orada daha iyi anlayacaksınız ama bunlar bizim ürün damlarımız. Bir de Erdemir'de olduğu gibi bu ürünleri üretirken yan ürünler yapıyorsunuz. Bu ürünlerin üretilmesi sırasında çıkan yan ürünler var. Bunlar da sizin satışınıza esas teşkil eden ürünler olarak geliyorlar. Erdemir Grup bünyesinde satışlarını gerçekleştiriyor. Erdemir Grup'un satış yaptığı 108 ülkeye yanılmıyorsam en son. O kadar ülkeye biz de ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Şu anda 5500 biraz daha fazla bir çalışan sayısıyla devam ediyoruz. Az önce söylediğimiz gibi bizim birinci önceliğimiz iş sağlığımızdır. Biz çalışanlarımızın herhangi bir işi yaparken herhangi bir şekilde kazalanma riskine maruz kalmamızı istiyoruz. Kazalanmaları zaten istemiyoruz ama bu riskleri giderecek de çalışmalar yapıyoruz. Yani bir yolculukta devam ediyor. Her biri 1,5 ton. Bu küçükten biz İsterse müşterilerimize direkt küçük olarak satıyoruz. Onlar da hattanelerde çekiyorlar. Düz çubuk yapıyorlar, nermini çubuk yapıyorlar, profil yapıyorlar. Ya da biz burada bir miktarını kendimiz hattediyoruz. Kangal hattanesinde 5,5 milyon bunu aldık. Çapına kadar çubuk üretiyoruz. Esasında hayatımızda gördüğümüz cıvatalar, somunlar, çiviler, teller, yattığımız yatakların içerisinde diyenler, elektrik çelik kaynakçılıkta kullandığımız elektrot, arabaların lastiklerinin içerisindeki çelik teller hep bu kangal ürünlerden üretiliyor. Yani uzun ürünlerden üretiliyor.
Yas ürünlere geldiğimizde esasında siz burayı daha iyi biliyorsunuz. Ereğli'nin yapısı itibariyle yas ürünün çeşitliliği çok fazla. Biz sıcakta yolculuk yapıyoruz. Sıcakta 225 mm sabit bir genişlik. Kalınlık 702 mm arasında bir genişlik. 5 ila 12 metre arasında bir uzunlukta üretimimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ya bunu bir sıvak olarak çıkarıyoruz, yapıyoruz ya da bunu kendimiz hafifliyoruz. Sıcak katlanmış kolunu yapıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Gemi sanayinde, genel konstrüksiyonda, boru profilize, iş makinelerinde, karadevri yolu araçlarında, basınçlı kaplarda, dokuz yandı listede devam edip gidiyoruz. Efendim şimdi gereksinimlere ilişkin olarak bir kısma geldik. 2002 yılında istemenin her devirde birleşmesi yönünde bir yatırım süreci başladı. Yatırımlar o dönemde istemenin iktisadi olarak işletmesini sürdürmesi çok da mümkün gözüküyor. Hatta bunlar o dönemde basınlar, basında sıkça çıkmış. Daha sonra her devirde geçirdikten sonra 3 planlı bir yatırım süreci yaşandı. 3 planlı yatırım sürecinin içerisinde kısa vadede hemen yapılacaklar. Orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere 3 ay oldu. En son yatırımımızın 4. yüksek kuru ve top bataryaları ile 2012 yılında tamamladığımız bir süreç yaşadık. Bu süreç Cumhuriyet tarihimizin en yüksek özel sektör yatırımıdır ki o dönemde yapıldığında 3 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşti 2002'den 2012'ye kadar. Kapasite 2.2 milyon tondan 5.3 milyon tona çıktı. Kapasiteyle birlikte daha önce üretemediğiniz ve Türkiye'de açığı olan yassı çelik üretimini gerçekleştirebiliriz. 3.3 milyon ton kapasiteyle birlikte ve şu anda günümüz için gelecek sektörüne modern sayılabilecek bir farkın temellerini oluşturduk. Bu yatırımlar hiçbir zaman için durmuyor, hep devam ediyor. Çünkü bu sektörde durursanız düşüyorsunuz. Burada ufak bir anekdot anlatmak istiyorum. Birazdan çelikhaneye gideceksiniz, çelikhanede bir parça göreceksiniz. Hani yatırım yapmak, parayı vererek halledebileceğiniz bir işlem olsa o kadar kolay ki. Verirsiniz parasını, birisi getirir, makineyi sizin için koyar. Hayır. Yukarıdan 100 tonluk, 200 tonluk minçler içinde 170 ton sıcak maden taşınan minçler, aşağıda da o madenin işleneceği konvertör ismini verdiğimiz esasında cezve diye tabir ettiğim bir malzeme var. Onların değişimini yapıyorsunuz. 130 tondan 200 tona çıkaracaksınız kapasitesi. Ama yukarıdan sıcak maden geçiyor. İş sağlığı ve güvenliği çok önemli. Aşağıda çalışan onlarca, yüzlerce insan var. Yukarıdan minç gelirken birisi bir elektronik uyarı sistemiyle uyarı veriyor. Minç gelmeden önce çalışanlar herkes kenara çekiliyor. Minç onların üzerinden geçiyor, konvertöre şarjını yapıyor. Tekrar minç geri gelirken elindeki potasıyla ve hurda arabasıyla insanlar tekrar geri çekiliyor. Ve siz bu arada üretiminizi devam ediyorsunuz. Yukarıdan en ufak bir sıcak maden aşağıda birisinin Allah göstermesin canına kastedecek. Esasında demin de bahsetmeye çalıştığım şey, bu yatırım sadece parayla olan bir yatırım değil. Çok ciddi bir mühendislik, çok ciddi bir planlama ve çok ciddi bir özveriyle gerçekleşen bir yatırım. Sanıyorum en son Tıpraş'ta 3 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte bir lansman yaptı bu sene içerisinde ama biz her dönem grubu olarak bu yatırımı çok daha öncesinde yapmış, beyin dönemimizi gerçekleştirmiştik. Elde yaptınız. Çelikhanede 2.2 milyon tondan 5.3 milyon tona çıktınız. Sürekli dökümlerde artık hayatınıza yeni ürün gelmişti, yassı ürün üretecektiniz, saç yaptınız. Bunun için sıvap dökmeniz gerekiyordu. 5 milyon tonluk bir sıvap kapasitesi. Elinizde kütük dökümü iyileştirdiniz. 3 milyon tonluk bir kütük dökümü tesisi elde ettiniz. 3 milyon tonluk bir sıcak hattane, 600 bin tonluk da bir kamera tesisine ulaştınız. Peki bunları yaptığımızda neler değişti diye sorduğumuzda esasında burada bir takım göstergeler. Biz bunlara başladığımız 2004'lü yıllardan itibaren bugüne geldiğimiz zaman aynı ürünü üretmek için 2004 yılında 100 bin enerji harcarken bugün artık 80 bin enerji harcayabiliyoruz. Çok ciddi bir enerji tasarrufu gerçekleştirdi bu yatırımların hepsi. Neler değişti? Çalışanların bu tabloda görüyorsunuz. Ürettiği ürünle personel sayısını, çalışan sayısını görüyorsunuz. 2000 yıllarda 11 binlere ulaşan, 8-9 binlere ulaşan, rivayet olur ki bunu kesinlikle yapamam, söyleyemem. 17 binlere çıktığı olmuş bu tesislerin çalışan sayısı, 2.2 milyon kapasitesinde.
Bugün çalışan sayımızı belli bir noktada tutarken üretim kapasitemizi çok daha yüksek geliştirmişsiniz. %118'lik bir verim artışına ulaşmışsınız. 2020'de bir çalışan 196 ton tam sektör edebilirken bugün 835 tonlara gelmişsiniz. Yine bu yatırımlarla birlikte rekabet edebilirlik özelliğini çerçevesinde gerçekleştirmişsiniz. Efendim son bir slide'a geleceğim. Son slide şu Erdemir grubuna ait bir slide. Dünyada inanılmaz bir çelik kapasitesidir. Ve her geçen gün artıyor. Bunun çok büyük bir kısmını da Çin kullanıyor. Kapasite kullanım oranlarının bir grafiği görmek. Dünya 2011 yılında kapasitesinin %80'ini kullanabilirken yıllar içerisinde sürekli düşerek 2014 yılında %75'ini kullanmaya başlamış. Diğer bir deyişle var olan kapasitesini artık kullanamaz hale gelir. Ya da yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte kapasiteler artıyor. Ama ihtiyaç o kadar yok. Erdemir grubu bu dönem içerisinde gene aynı dönemlerden bugün yana gelinceye kadar kapasitesini sürekli arttırarak devam etmiş. Doldurmuşsunuz. Bunlar da tamamen profesyonel iş hayatının gereklerine uygun davranarak yapılmış. Duygusallıkla iş yapılmıyor. Çünkü bu şirketin, bu şirketlerin, bu topluluğun yaşıyor olması. Yaşaması için de profesyonel olmanız gerekiyor. Kapasitenizi doğru kullanmanız, doğru fiyatla satmanız gerekiyor. İlişkilerinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Ve sürdürülebilir olarak kullanmanız gerekiyor. Bu da grubun esasında son dönemde neleri başardığına ilişkin olarak ufak bir gösterme olarak değerlendirmek istiyorum. Tam bir sektör ama yanı sıra yerleşik bulunduğu bölgelerdeki ihtiyaçları da hiçbir zaman ihmal etmiyor. Ne zaman ki engellilerin bir şeye ihtiyacı var, onların ihtiyacına yetişiyor. Mesela tekerlekli sandalyelere kavuşturmak gibi onlarca kardeşimizi, okullarımızdaki eğitim olanaklarını yine kendini modernize ettiği gibi eğitim olanaklarını da modernize etme ve çağdaş anlayışa yaklaştırma yaklaşımıyla onlara akıllı tahtalar, projeksiyonlar, bilgisayarlar, otomatik fax ve fotokopi makinalarıyla gibi. Bütün bunları yapmaya devam ediyor. Hangi komple gibi büyük komple imkanları olan, alanları olan bir tesisin Erdemir know-how'undan yararlanarak açıkçası yastığı ürünle üretilebilir bir tesis haline gelmesini sağlamaktır. Özelleştirme şartı bu olup da ikinci bir özelleştirme gerçekleşirken de o ya zamanında Erdemir'e bu koşulda satılan İstemir'deki bütün bu modernizasyon yatırımlarının devam ettirilmesi ve tabii ki falanca süre zarfında da tamamlanması konusunda bir yönlendirme yapıldı. Bu şartnamesinde sözleşme şartı olarak belirtilmişti. Ve OYAK grubu da o dönemde yatırımları İstemir'de yoğunlaştırarak, hızlandırarak çok önemli bir yönetsel katkıyla bunu zamanında tamamladı ve yastığıyla öğretim oldu. Maalesef bu sektör dünya ihtiyaçları yaşıyor. Yani ben bunu verdim. Bununla iş yapımda oldu. Müşteri ihtiyaçlarınızı da şekillendiriyorsunuz ve her müşteri size yeni bir özellik getiriyor. Ve bu özellikleri geliştirmek zorundasınız. Buraya özel olduğu için söylemiyorum. Bir TANAP projesi vardı hatırlarsanız geçenlerde ihalesi gerçekleşti. Türkiye'den birçok firmada buraya götürdü. TANAP'ın istediği özel bir şey. Hem ebat olarak özel bir çelikli, hem kalite olarak özel bir çelikli. Bütün firmalar burada çalıştılar. Ona göre hazırlık yaptılar. Uzun ürünü de aynı şekilde. Bu sene 251 kaliteye geldiniz. Uzun ürünü de 251 farklı kalite yürütüyor. İkincisi, bu bizim için bir sayısal hedef değil, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilen bir ihtiyaç. Peki esas değişimler, esas arge ile değişim düşünüyor. Biz artık bu zamana kadar müşteriden gelen ihtiyaçlarla şekillendirdiğimiz kalite sayıları, kaliteleri artık biz şekillendiriyoruz. Ve müşteriye biz sunuyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarıyla birlikte biz yapalım. O yüzden Erdemir grubunda 2015 yılında çok sık ARGE bulacaksınız. Çünkü çelik sektöründe ARGE yok. Çelik sektörü müşteri geliyor, diyor ki ben bunu istiyorum. Tamam, oturalım. Bizim buradaki arkadaşlar, üretimdeki arkadaşlar nasıl yaparız konuşuyorlar, yapıyorlar, denemeleri yapılıyor. Ürünler test edilmiyor, hakikaten oradan şey yapıyor, oradan tarafından. Sonra da ürünümüz, evet geçtiğimiz o ürünü üretmeye başlıyoruz. Erdemir
Belki de sizin düşünmediğiniz elimizdeki olanakları daha iyisini yapabileceklerimiz gelip o Ar-Ge'yi düşünmeyeceğiz. İşte bu noktada Sanayi Bakanlığı'ndan ilk bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi, çelik sektörünün ilk Ar-Ge merkezi Erdem'de bu sene açılışı gerçekleşti. Kaliteleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Görev hatlarımız bulunduk. Orada konveyör hatlarımızı bırakırsak Madonna'ya kadar hiç en değmeden konveyör hatlarına gidiyorsunuz. %10. Ve sıcak madeni taşımak için maalesef tek yolculuğumuz demir. İçeride 58 kilometrelik bir demir yolu, 22 lokomotif, 90 son teknoloji vagonla çalışıyoruz.